herkese yeni bir videodan merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Daha şimdi uyandım. Afyonum patlamadı ve kameranın düğmesine bastım. Bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'deyiz. Sabah 9 gibi falan uçağım indi buraya. Direkt eve geldim. Ama gelmem o kadar uzun sürdü ki. Havalimanı sanki Brüksel'de değil, Hollanda'da gibi. O kadar uzağa yapmışlar ki ve havalimanından şehir merkezine gelmenin tek bir tane yolu var. O da shuttle'lar kalkıyor. Tek bir tane marka shuttle var. Onu mecbur koşmuşlar binmeye. Ve ne kadar biliyor musunuz? 20 euro. Ben uçak biletini ne kadar aldım? 15 euro. Buranın devleti yok mu? Neden oraya metro ya da tramvay yapmıyorsunuz? Dün 100 euromu kaybetmiştim zaten. Bir önceki videoyu izlediyseniz eğer hatırlıyorsunuzdur. Şu an hala o 100 euromun nerede olduğunu, ne yaptığını ve hangi ceplerde olduğunu ya da harcanıp harcamadığını çok merak ediyorum. Ve onu bulan kişinin tepkisini çok merak ediyorum. Ölünce görmek istediğim şeylerden bir tanesi de bu. Ölünce her şeyi görebilecekmişiz ya öbür dünyada. Böyle televizyon ekranı mı olur artık? Ne olursa o anı bir görmek istiyorum. O Bulgar'ın 100 euroyu yerden ya da nereden bulduysa bulurkenki yüz ifadesini izlemek istiyorum öbür dünyaya gidince. Tabii efendim. Evime geldim. Neyse ki evim çok güzel. Aa, bu arada kim geliyor bugün? Gökberk geliyor. Gökberk şu anda İtalya'da Venedik'i geziyor. Ve bu akşam uçakla Brüksel'e geliyor. Evimiz Airbnb'den tuttuk ve şans eseri tuttuğumuz abi Türk çıktı. Ve bana o kadar çok yardımcı oldu ki buraya gelene kadar sağ olsun. Odamız böyle çatı katında bir oda, göstereceğim. O kadar güzel manzarası var ki. Aslında manzarası yok. Böyle binaları görüyor ama binalar estetik. Oda turu yapalım ve dışarı çıkalım. Gelirken Brüksel'le alakalı birkaç tane izlenimim oluştu. Ne diye soracak olursanız, Brüksel'le bu kadar fazla siyahi insanın olacağını tahmin etmemiştim. Bu kadar fazla Müslümanın olacağını tahmin etmemiştim ve bu kadar fazla Türk'ün olacağını da düşünmemiştim. O kadar çok Türk var ki sokaklarda. Arabalardan Türkçe müzik çalıyor. Mesela böyle kafeler var. Yaşlı amcalar oturmuşlar. Yanlarından geçiyor ama Türkçe konuşuyor herkes. Ve bir sürü dükkana Türkçe tabelalar var. Böreğin Hası, Ercan Market, su arıtmacısı. Ne ararsanız her şey Türkçesi var burada. Bu arada Brüksel'de tam tamına 3 günüm var. Bugünüm var. Yarınım var. Yarın konsere gidiyoruz. Ve yarın ayrı bir vlog yapacağım. Buna karıştırmayacağım. Konser vlogu ayrı olacak. Bu arada Brüksel'de Weekend'in iki tane konseri var. Birisi bu akşam, bir tanesi de yarın akşam. Biz yarın akşamkine katılıyoruz. Ama bugün de böyle bir şehirde Weekend havası essin ya. Benim odamızda sadece yatak var. Şöyle iki tane komodum var. Ama şu, bakın şimdi nasıl görünüyor buradan. Şuna bakın. Çok güzel. Buraya bayıldım ya. Bu odadan sonra bir de şöyle bir oda var. Burada da yine arka tarafın manzarasını görebiliyoruz. Şehri görebiliyoruz. Mesela şöyle büyük yapılar var. Katedraller falan var. Yanıma hiçbir şey almayacağım dışarı çıkarken. Sadece gözlüğüm, evimin anahtarı, kartım ve kulaklığımı alıyorum. Direkt bu şekilde çıkacağım dışarı. Bu arada ev bu şekilde. Değişik bir ev sistemi. Hiç böyle bir şey görmemiştim daha önce. Harika bir mahalle. Bayıldım. Her yerde güller, çiçekler falan var. Çok nezih bir yere benziyor ve merkezi. Belçika çok cool geldi bana şu ana kadar. Belçika'yı bu kadar çok seveceğimi düşünmemiştim. Çok böyle bir umutla gelmedim ama. Bakın şimdi sizinle bir deney yapacağız. Kanıtlanmış bir deney aslında. Yapmama gerek yok ama. Şundan yaya geçidi. Ve şuradan araba geldiği takdirde ben adım atacağım. Ve geliyor şu an araba. Daha adımımı atmadan arabalar durdular. Bunu Türkiye'ye de getirmemiz lazım ya, bu özelliği. Bir de burası Brüksel, Avrupa Birliği'nin başkenti olarak biliniyor. Şu an çöpün kenarında neden böyle bir şey bulduğumu çok merak ediyorum. Bir sürü dolu Fanta falan var çantada. Neden? Neden bunu buraya attınız? Bak niye işedin lan oraya? Adama diyecektim ki bu benimdi, senin köpeğin buna işedi, parasını ver diyecektim. Coca Cola da var. Bunların tarihleri geçmiş olabilir. Kolayı görünce bir canım kola çekti. Şöyle bir tane soğuk olsa da lıkır lıkır içsem. Market bakayım. Ben burada yaşarım ha. Hemen şey oldum. Should I move here? Aha, kilise buldum. Ünlü bir kilise misin yoksa sıradan halk kilisesi misin? Bakın. Abi kameraya götün çıkıyor. Abla kameraya götün çıkıyor hocam. Bu evlerin nasıl hepsi birden güzel olabiliyor? Bir tane çirkin yapmadınız mı araya? Buldum, ilk markete girdim. Müslüman bir market burası. Muhafazakar bir market. Neli bu? Kivi, çilek ve 1 euro. Deneyelim bakalım şu kantayı. Beğenmedim hiç. Bu böyle arada kalmış. Asitli içecek olacakken su olmuş gibi, hiç tadı yok. Sırf susuzluğumu gidersin diye içiyorum. (Gülüyor)
sabahtan akşam olmak üzere. Hava bulutlandı ya da akşam olmuyor da güneş gitti. Saat de 9'a geliyor. Böyle sokaklara dolaştım ve o kadar hoşuma gitti ki. Arkadaşlarım hiç beğenmemişlerdi burayı. Bir de Milano'da bu kadar çok etkilenmiştim. Çok cool gelmişti. Keşke mesela bana burada deseler ki bir ay yaşa. Acelem olmadan yavaş yavaş tadını çıkara çıkara yaşasam. Şu anda weekend konseri için insanlar sıraya girmişler. Hatta konser kaçta başlayacak? Stadyum nerede acaba? Ona bakayım ben bir. Bir de stadyumun dışından konser izliyorlar ya, TikTok'larda görmüşsünüzdür. Sizin nasıl bu kadar güzel arabalarınız olabiliyor hepinize? Nasıl alıyorsunuz bu arabaları? Evleriniz de güzel. Bir tane Türk arkamda. Her yer Türk. Alın işte bizi Avrupa Birliği'ne kardeşim ya. Zaten buradayız. Bu araba da çok güzel. Geldim. Taktım kulaklığımı. Açtım Weekend'i. Keyfini çıkardım. Şu anda konser veriyor büyük ihtimalle Weekend. Yarın bu saatlerde ben de konserde olacağım. Ve Gökberk şu an uçağa bindi. Birkaç saat içinde burada olur. Az önce yağmur yağmaya başladı. Böyle takır tukur takır tukur. Camları falan kapattım. Sonra yağmur dindi. Camları açayım dedim. Arka tarafa gittim. Camını açtım ve ne duydum biliyor musun? Konserden sesler geliyor. Keşke stadyumun oraya gitseydim. Oradan daha güzel duyulurdu. Ama yarın canlı canlı göre göre yaşayacağız. Saat şu anda gece 1'e geliyor. Ve Gökberk şu an taksiden inecek az kaldı. O yüzden onu karşılamaya aşağı iniyoruz. Ama sessiz oluyoruz çünkü ev sahibimiz uyuyor galiba. Hadi gidelim aşağı. Camı bir açtım ve kendin sesi geliyor, bağırıyor. Heyecanlandım, sonra kendi başıma odada konser verdim. Konser verirken yakalandım. Ama konser oldu. Gitmişsin. Yine rezil oldum ya. Gökberk geliyor şurada. Koşma düşeceksin. Lan koşmasana. Yavaş. Hoş geldin. Gene rezil oldum ya. Telefonumu şöyle koymuştum bir tane arabanın şurasına. Seni bekliyordum işte, video çekiyorum. 3 tane adam geldiler ve Türkler. Ve onların arabasıymış. Ve ben o sırada Weekend konseri veriyordum kendi kendime. Günaydın. Şimdi bu videonun arasında çok şey girdi. Ne girdi? Biz dün konsere gittik. O kadar yorgunum ki bacaklarım şu anda kopuk yani. Hissetmiyorum bacağım ya. Arkaları o kadar ağrıyor ki. Neyse, konserle ilgili detayları konser videomda anlatırım. En son bu videoyu nerede bıraktım ben? Gökberk geldi o akşam. Sonra ertesi gün oldu. Ben konser videona başladım. Onu da haftaya izleyeceksiniz. Ve bugün buradaki son günümüz. Gördüğünüz üzere. Şimdi hazırlanacağız. Hızlı bir şekilde bavullarımızı toplayacağız ve kahvaltı yapmaya gideceğiz. Dün çok güzel bir tane mekan keşfettik. Oraya gideceğiz. Hava da şu anda güzel gibi. Görüşürüz birazdan. Hazırlandık. Kahvaltı için dün belirlediğimiz mekana gidiyoruz. Belçika'nın waffle'ı ünlü, çikolatası ünlü, patates kızartması ünlü. Bunları bugün denemeye çalışacağız. Çünkü neden? Farklı kültürler, farklı hayatlar. Farklı kültürler, farklı hayatlar, arkadaşlar. Şöyle portakal suyu sipariş ettik ve waffle'larını denemek istedik. Bize iki tane çeşit waffle getirdiler. Bir tanesi falafelli, bir tanesi de vejeteryan dedi değil mi? Böyle bir waffle geldi. Bunları deneyeceğiz. Çok güzel kokuyor. Evet. Vejetaryen olan güzel. Bunu da kendileri sıkmışlar. Ben çok beğendim. Açım ondan mı acaba? Açım. Açıyorum. Neyse. Kahvaltımızı yaptık ve Brüksel'in en ünlü noktalarından bir tanesi varmış. Grand Palace. Oraya gidiyoruz. Buradan yaklaşık yarım saat uzaklıkta. Orada görüşürüz.
waffle yedik ama böyle bir şey olduğunu bilmiyorduk. Bizim yediğimiz waffle ile alakası yok. Ya ben bundan istiyorum galiba. Bir de şöyle bir heykel var, bunu görmeye de gideceğiz. Ünlü heykelmiş bu. Şöyle waffle'lar aldık ve sıcacık. Kaç tane? Neyle yiyeceğime karar veremedim çünkü kadın çok acele ettirdi beni. Seçimli bir şey yaptı böyle bir. Sürekli yes please, yes please. Bakayım okuyayım ya bir dur. Bu arada iki tür waffle varmış. Bir tanesi Brüksel waffle, bir tanesi de tatlı waffle. Benim canım çok tatlı çektiği için bunu aldım. Hmm, çok güzel hanıra. İşte mi? Abartıyorsun. Aynısını evde yapayım. Al şunu şuradan benimkinden ye. Önce şurası ağız yere. Şöyle yiyorsunuz. Her yerde magnetçiler var ve fiyatları hepsinin neredeyse aynı. Bir tanesi 2 euro, 6 tane alırsanız da 10 euro yapıyorlar. Şu ünlü işte bu. İşe yani çocuk ne ünlü acaba? Patates de yeriz. Bakın çok güzel bir yere geldik. Şemsiyelerin rengine bakın. Burada da yemek yenirmiş ya. Gittik biz ücra köşelerde yedik. Harika. Bu meydan böylece Grand Palace olarak geçiyormuş. Şehrin en ünlü meydanıymış, en yoğun meydanıymış ve en turistik mekanlarından bir tanesiymiş. Hemen Grand Palace'ın yanında da The City Hall var. Burası da turistik merkezlerden bir tanesi. Çok yakın ve o işleyen çocuk heykeli de buraya çok yakın. Buradan da hemen oraya geçeceğiz. Neden bu ünlü? Bunun bir hikayesi olmalı. Millet de toplanmış, başına bir şey varmış gibi onu çekiyor. Yani millet de toplanmış. Şimdi bir alışveriş yaptık. Ice tea aldım frambuazlı. Gökberk'e de şöyle vanilyalı Coca Cola aldırdım. Yani çerili favorim olsa da bunu da denemesini istiyorum. Ama Emir beni vanilyalı kola içmek konusunda zorladı. Hadi deniyorum. Gerekli mi? Diye düşünün ama denediğim için mutluyum. Kötü değil yani. İçiyorsunuz normal kola. İçtikten sonra böyle bir un tadı gibi bir şey aynen, geliyor. Aynen. Oh, daha açmadan çok güzel koktu ha. Güzelmiş. Türkiye'ye gelsin. Kaç veriyorsun? Kaç tane? Türkiye'ye gelirse 9 veririm. Bu? 6. Ya madem 6'ydı bana niye içirdin? Ben kola 0'ya 10 veriyorum ben. Tadına bak, farklı kültürler. Çok çeşitli bir tane magnetçiye geldik ve magnet için artık aradan çıkarmak istiyorum. 4 tanesi 10 euro, 2 tane Gökberk alır, 2 tane ben alırım. Sen şunu al. Sen git o zaman, ben onu alıyorsam sen de... Takıtsın bulamadım. Sen de... Daha tamam, hepsi yok tamam. Gerçekten. Ben şu ikisini beğendim. Ben de bunları aldım. Burası Brüksel'in şehir merkezi ve her şey bu tarafta toplanmış durumda. Ünlü heykeller olsun, Grand Palace olsun, waffle'cılar, patatesçiler falan ve biz de buraya gelmişken patates yememek olmaz. Şu sonunda oturacak bir yere geldik. Buranın en ünlü patatesçilerinden bir tanesi Patatak'mış. I want traditional fries. Traditional? Big one, small one? Big one. And what big is one? The size? The big is on the right. Too big? Too big. Too big? Yes. Sonunda oturabildik. Var ya dün konser bizim üstümüzden geçmiş yani. Bunu şu an daha iyi anlıyorum. Bacaklarım o kadar çok ağrıyor ki dolaşmaya mecalim kalmadı. Her adımımda biraz daha acı çekiyorum. Bir de bir şey anlatacağım size. Az önce yağmur yağdı, insanlar kaçışıyorlar falan. Bir tane kadını ne yapmış biliyor musunuz? Kafasına kilot takmış. Yağmurdan korunmaya çalışıyor. O kadar komikti ki ama şey şuradan ince bir çizgi gidiyor. Hani korunan kısım sadece orası kilodun orası koruyor saçı. Millet de durdu bizi dinliyor şu an. Aynen. Herkes sohbetini böldü. Aynen. Here you have two. Thank you. Geldi patateslerimiz. Sıcak. Aa çok güzel. Çokmuş ya. Keşke büyük almasaydık. Şöyle bir şey geldi. Trüf mantarlı bir sos aldık. Sos da koydu. Sos çok kötü. En son patates yiyorduk değil mi? Ben o kadar çok yorulmuşum ki dün konserde. Bak hafta izleyeceksiniz o videoyu zaten. Böyle bir yorgunluk yok yani. Yorgunluk derken şu kısımdan üstü normal. Şuradan aşağısı hissetmiyorum yani. Gerçekten bacaklarım o kadar ağrıyor ki oturunca ayrı ağrıyor, kalkınca ayrı ağrıyor. Çok saat ayakta bekledik. Ve en son patates yiyorduk. Patates yedikten sonra artık gerçekten mecalimiz kalmadı. Eve gittik, eşyalarımızı aldık ve havalimanına geçtik. Şimdi artık Türkiye'ye dönüyoruz. Haftaya da weekend konser video gelecek. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen aşağıdan. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.